Haracan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile Taif. İşte o Taif'e yolculuğa çıktı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Liyubelligahum davetehu. Davetini onlara tebliğ etmek için. Fesehiru minhu ve darabuhu. Anlattığımız şeyi açıklıyor. Ne yaptılar? Aşağıladılar, onunla dalga alay ettiler ve onu dövdüler. Ve fi tariqi avdetihi minet taifi, Taif'ten dönüş yolunda isteraha fi bustanin min besatini taifi, Taif bostanlarından bir bostanda, bahçelerinden bir bahçede istirahat etti. Fecaehu, ona geldi Abdün Irakiyün, Iraklı bir köle geldi. İsmihu Attas, ismi Attas olan. Âmene bih, ona iman etti. Ve akbele yukabbilü yedeyhi. Elini öpmek istedi. Elini öpmeye yöneldi. Ve yemsehu anhül eza ve ondan ezayı, eziyeti giderdi. Yani teselli buldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayla. O kadar çektiği eziyet artık gözünde değildi. Bir kişi kazandı ya, bir insan kazandı. Evet, şimdi burada şu cümlelere bakalım. Doğru mu yanlış mı? Seferen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ilet taifi liyesteriha minet daveti. Taife davetten işte yorulup da orada dinlenmek için mi gitti? Hayır. Belligahım, onlara tebliğ etmek için gitti. Bu birinci cümlemizde liyubelligahım diye belirtilmişti. Ona göre bu yanlış olmuş oluyor. Liyesteriha değil. İstirahat etmek için gitmedi. Oraya da tebliğ etmek için gitti. Ama tabii ki rahatlamak için gitti. Aynı zamanda o da doğru bir yerde ama cümleye göre baktığımız zaman onlara da davetini duyurmak için gitti. Kabile ehlü Taif daveten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Hayır, maalesef yanlış. Bunlar yanlış olmuş oluyor cümleler. Esleme Attas ba'de likaihi bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Attas Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşmasından sonra Müslüman oldu. Evet, bu doğru olmuş oluyor. Peki, gizli ve açık daveti arkadaşlarınla konuş diyor. Bunu